Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam Tiffany'de kahvaltı Amerikalı yazar Truman Capote'nin 1958'de yayınladığı novellasını konuşacağız. Tiffany'de kahvaltı, Breakfast at Tiffany. Bu kısa romanda Türkiye'de ilk kez 1966 yılında Bilgi Yayın Evi tarafından Meral Alakuş'un Türkçe çevirisiyle Tiffany'de kahvaltı adıyla yayınlandı. 2006 yılında roman bu kez Sel Yayıncılık tarafından yine aynı isimle basıldı. Yine çevirmen Meral Alakuş. Dikkat ettiyseniz her iki baskının da kapağında romanın 1961 tarihli film uyarlamasına alınmış fotoğraf kareleri kullanılmış. Bu fotoğraflarda filmde Holly Golightly'nin karakterini canlandıran canım Audrey Hepburn fotoğrafları var. Kendisini çok severim. Capote'nin 1958 tarihli bu kısa romanında Breakfast at Tiffany 1961 yılında Blake Edwards tarafından aynı isimle sinemaya aktarılıyor. Bu filmde başrollerde Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Budu Epson, Martin Balsam ve Michael Roney oynamışlar. Müzikleri çok güzel. Müziklerini de Harry Margini yapmış. İki Oscar'lı bir film. Hak etmiş ya. Daha keşke daha fazla alsaymış. Bizde o dönemlerde Çılgınlar Kraliçesi adıyla vizyona girmiş. Film daha sonraki yıllarda işte televizyon platformu, özel şeylerde Tiffany'de Kahvaltı ismiyle gösterilmiş. Şimdi Giray arkadaşımız bize yazarımız Truman Capote ile ilgili bilgi verecek. Buyur Giray, seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben biraz Truman Capote'den de bahsedeceğim. Sonra da biraz filme gireceğim. Dolayısıyla filmi ve kitabı da böyle biraz eş olarak ikisini değinmiş olacağım. Capote küçük yaşta annesi tarafından terk edilerek teyzeleri tarafından büyütülüyor. 17 yaşında The New Yorker'da çalışmaya başlıyor. Yaşında Başka Sesler Odalar isimli bir kitabı yayınlanıyor. Eğlenmeyi, partileri çok seviyor. İşte Tiffany'de kahvaltıda hatta bu tecrübelerinden faydalandığını söylüyor. İşte eşcinsel yönelimi ve bu yönelimine yaşama biçimiyle yakın arkadaşı, oyun yazarı Tennessee Williams ile birlikte o dönemlerde işte çok sayıda böyle skandala imza atıyorlar. Bayağı bir medyatik hale geliyorlar. Buna rağmen Amerika sosyetesi içinde özel bir yer ediniyor. Kısa öyküler, oyunlar, kısa romanlar, kurgu olmayan romanlar yazıyor aynı zamanda. 20'ye yakın eseri filme, TV dizisine, tiyatroya uyarlanıyor. Son romanı Soğukkanlılıkla, In Cold Blood, hatta iyi de bir kitaptır, onu da öneririm. Bir toplu katliam olayından hareketle yazıyor bu romanı. Kurgu olmayan bir roman. Aynı zamanda bir filmi de var. Malum izlemiş olabilirsiniz. Film de iyi bir filmdir. Bu yarı kurgu roman üzerinde 6 yıl çalışıyor. Daha sonra alkol ve uyuşturucuya kapılıyor. 59 yaşında maalesef kanserden hayatını kaybediyor. Bugünkü Capote bugünkü konumuz olan novellası Tiffany'de Kahvaltı'yı da 1958 yılında yazıyor. Kitabı okurken hikayenin ana karakteri Molly'nin aslında böyle görünenden çok daha karmaşık bir karakter olduğunu anlayabiliyoruz. Yani kısa sürede bunu anlıyoruz. Tıpkı Capote'nin böyle keskin bir mizah da barındıran incelikli kurgusu, dili ile Tiffany'nin sadece bir romantik komedi olmaktan çıkarmış olması gibi Molly karakteri de karmaşık bir karakter. Yani hem roman göründüğü kadar hafif değil, hem Molly de göründüğü kadar hafif bir karakter değil. Bunu hemen hissediyoruz zaten filmde. Capote'nin yazma hüneri için 15. sayfada böyle geçmişe yumuşak geçişe bakmamız bile zaten hemen anlaşılıyor. Yani 15. sayfada onu ben hissettim okurken. Böyle yeniden geçmişe yumuşak bir geçiş var.
ve o hemen anlaşılıyor. Yani bir anda kendinizi geçmişte buluyorsunuz. Yazar metinde dönemin kapitalist düzeninin bir profilini de bir grup insan ve sosyete üzerinden ortaya koyuyor. Ve tabii bugüne de ışık tutuyor bunun üzerinden. 19 yaşındaki Holly, hayattan, yani biraz konusuna da değinelim romanın. 19 yaşındaki Holly, ememiş bir genç kadın. Romanın yazıldığı yıllar düşünülürse, genelin aksine canının istediği gibi yaşayan ve bunu kısıtlamaya çalışanları da böyle bir karakterle tanışıyoruz. Hepburn'un oynadığı karakter, Audrey Hepburn'un. Direkt kök salamıyor. Hatta kitapta bir yerde şöyle bir cümle geçiyor. Her şeye alışabilen bir kimse gebersin daha iyi diyor. Yani böyle bir şeyi var, böyle bir yapısı var. Bunu da dillendirecek kadar açık görüşlü biri. Mesela kitapta komşu Madame Spinella karakteri var, ilginç bir karakter. Holly'nin yaşam tarzından rahatsız olduğu için sık sık polisi aramakla tehdit ediyor. Filmde bu karakteri görmüyoruz. Kitapta da olan bir Çinli karaktere bu görev yüklenmiş. Bana göre hani filmin biraz yumuşak karakteri de bu olmuş. Bu Çinli işte Mickey Rooney oyuncu işte böyle bir makyajla bir Çinliye benzetmişler ve o şekilde oynatmışlar. Black Edwards sanki böyle hala parti filmindeki Kato karakteri vardır. Malum o seriyi izleyenler bilirler. Oradaki bir sanki o filmden çıkmış gibi bir karakter. Biraz filmin sanki tonunun dışına düşmüş gibi o karakterin çıktığı sahneler. Abartılı bir oyunu var çünkü. Holly'nin yaşamına önemli bir detay şeyde kitapta. Kahvaltıda kadınları belirli kalıplara sokan erkek egemen beklentiliğini görüyoruz Capote'nin. Esinlendiği de tartışılan bir konu. Hatta arkadaşı olan Marilyn Monroe'dan esinlendiğine dair bazı şeyler okudum. Böyle biliniyor. Hatta Monroe'yu düşünerek şeyi yazdığını, senaryoyu yazdığını, hikaye yazdığını. Fakat daha sonra senaryo yazarken bunu senaryo çalışılırken de daha doğrusu düşünüldüğünü Monroe ortalayacakmış filmde. Yönetmenliği de John Frankenmuir'e vereceklermiş. Fakat daha sonra Monroe bir fahişeyi canlandırmayı imajı için kötü olacağını düşünmüş. Böyle bir tavsiye almış ve projeden görün yerine de Hepburn getirilmiş. Ki ben hani kitabı okuyunca bize mi şu anda mı öyle geliyor bilmiyorum ama kitaptaki karakter Hepburn'un fiziğine, yapısına çok daha özdeşleşmiş bir karakter olmuş. Çünkü Monroe'yu bilirsiniz, biraz daha böyle komediye yatkın bir karakterdir. Biraz daha şey yapabilirdi, farklı bir yöne götürebilirdi karakteri. Black Edwards yönetmiş filmi de. Bu da Frankenheimer'dan bu roman için biraz daha isabetli bir seçim olmuş bana göre. Çünkü komedide de yetenekli bir yönetmendir Black Edwards. Hepburn bu filmdeki işte uzun sigara filtresi, siyah elbisesi, güneş gözlükleriyle bir sinema ikonuna dönüşmüş. Filmin açılışında hayattaki en büyük mutluluğu New York'taki Tiffany Co.'nun vitrinine bakarak böyle kahvaltı etmek olan bir karakterle tanışıyoruz. Bu açılışta aslında şunu da görüyoruz. Bir kasabadan New York'a gitmiş. Sonradan bir zamanlar bu karakterin 14 yaşında bir çocuk gelin olduğunu da öğreniyoruz. Sınıf atlama çabasındaki bir kadın hani Tiffany'nin vitrinine bakabilir ama oradan hani bir şey alması pek mümkün değildir. Bunu görüyoruz. Kitaptan farklı olarak bir sahne de eklenmiş. Böyle eğlenceli 10 dakika 10 dolarla böyle bir şeyler almaya çalıştıkları Tiffany mağazasından bir sahne var.
Eğlenceli bir sahne. O eklenmiş. Hani ancak 10 dolarlık bir alışveriş yapabiliyorlar. Tiffany gibi bir mağazadan. Hem New York'a ait New York'a olan bir karakter. Hatta kitapta Molly şöyle diyor bunun için. Ben ona ait olduğum için seviyorum diyor. Böyle bir düşüncesi. Holly bir kitapta bir bin insanları bir yabancı gibi tutabilirsin hayatında. Arkadaşın olan bir yabancı gibi diyor. Bu hayatına giren Paul karakterini de, izlediğimiz Paul karakterini de hep böyle aşkına karşılık vermiyor. Fazla kendine yaklaştırmıyor. Hatta hiç öpmüyor bile. Hatta ona gerçek adı Paul olarak değil de kardeşinin adı Fred olarak hitap ediyor. Molly hatta Paul'e bir sahnede şey diyor, onu hatırlayacaksınız. Ben kafese giremem diyor. Paul de ona işte sevmiyorum, seni sevmek istiyorum diyor. Ama sen zaten kafestesin, kendi kabını alıyor. Ve biraz da haklı, yani şeyin Molly'nin hep böyle aslında bir özgür ruhlu olmasına rağmen bir yanıyla da gücü görüyoruz. Aslında yani bu kitabın bu yapısına bir süre direniyor ama filmin sonunda biraz yelkenleri suya indirdiğini görüyoruz şeyin. Muhtemelen bu yönetmenle birlikte alınmış bir karardır. Çünkü hani kitap biliyorsunuz biraz umutsuz bir şekilde bitiyor ama film böyle bitmiyor. Molly ve Paul öpüşürken aralarında böyle tost olmuş bir kediyle perde kapanıyor. Hani kitabın tutumu aslında bu konuda biraz daha tutarsak, hani bu kadar mutlu bir şekilde hikayenin bitmemesi, bir Hollywood'u düşünecek olursak seyirciye de bir takım bir katarsis verilmesi lazım. Talep edilen de şeye vermiş, yani biz de seyircinin sonunda. Bir şey daha deneyeceğim. Bir sahnede Jose'nin bu terk ediş mektubu var şeyi. Jose diye bir karakter var. Eski kocası şeyin, Molly'nin. Bir mektubunu okuyor. Pardon, eski kocası değil. Diğer yanına gitmek için Brezilya'ya hazırlandığı karakter. Terk ediliyor malum filmde Molly ve şöyle bir mektup. Umarım Tanrı senin de olur, seninle olur diye bitiyor mektup kitapta. Filmde bu şekilde bitiyor. Kitapta ise bu cümle Tanrı Jose gibi yapmaz inşallah şeklinde bitiyor. Yani daha iddialı bu cümle bana göre. Kitapta yani hani ben seni terk ettim Tanrı inşallah seni bir mektup alıyor. Bu şekilde bitiyor. Molly, ben gerek kendimin gerek benim olacak her yana kadar hiçbir şeye sahip olmak istemiyorum diyor. Vermiyor. Bunun dışında biraz bahsetmek istediğim Molly'nin kitap boyunca kullandığı ruh hali tanımı var. Bu da çok ilginç geldi bana, hoşuma gitti. Altını çizmişim. Kader mavisi diye bir şey icat etmiş. Şişmanlamaya başladığın ya da çok uzun süre yağmur yağdığı zaman yakalanırsın diyor. Bir de kötü kırmızı diye bir şey icat etmiş. Onu da diyor ki o daha korkunçtur. Korkmaya ve cehennemdeymiş gibi terlemeye başlarsın. Yani iki ruh hali için iki ayrım benimsemiş ve bunu film boyunca kitapta da bunu kullandığını görüyoruz. Kendini kitapta şöyle tanımlıyor. Her şey olabilirim diyor fakat bir korkak, bir gösterişçi, heyecanlı bir dolandırıcı ve bir orospu değil diyor.
namussuzcağına kanser olayım daha iyi diyor. Bu da kendini kitapta özetliyor. Kitapla tabii roman arasında bazı ufak tefek onu arkadaşlarla konuştuktan sonra vakit kalırsa bir iki saat. Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Giray değerli bilgilerin için. Yaşar Hocam buyurun. Arkadaşlarım iyi akşamlar. Öncelikle hakikaten sunuş tekniği çok hoşuma gidiyor. Nefis. Şimdi Sağ olun. bu Holly'nin hikayesini anlatırken şöyle bir şey söz konusu. Bir ruhu tanımlıyor. Benim algıladığım o izlerken de öyle naif bir ruhu var. Bu naif ruhu insanlar baktığı zaman ben bununla beraber ulaşabilirim. Ne güzel gülüyor. Bana gülmesi tarzında bir durum hissediyorlar. Böyle birazcık bu durumu kontrolü altında tuttuğu sevgililerini kendisi seçiyor. O yüzden biraz durumunu değerlendirirken ben huzur buldum. Aradığım özgür ruhu Holly'de buldum diyebilirim bu. İkinci söylemem gereken hadise acaba Holly'nin durumu böyle şeye bakarken rahat etmesi, huzur bulması. Şimdi bu arkadaşlar şunu gösteriyor. Hepimizde olan Holiday'de bu eksiklik olduğu için anladığını gösteriyor. Yani gergin hissettiğinde bu anlara bakmak suretiyle mutluluğunu tamamlıyor. O yüzden acaba kapital sisteminde bu kadar mala düşkün olmalı mı? İnsanı hayata bağlayan unsur evet yani bir yerde bakladım. Onun içinde bu mücevherler yaşantımızda önemli bir rolü var. İnsanları göstermek için de mücevher vermek suretiyle nadir insan olduğunu o şekilde gösteriyoruz. Sisteme, kapital sisteme benim algıladığım bu tarzda. Üçüncü söylemem gereken hadise bu Holly'nin uyuşturucu madde kullanması zaman zaman kendisini kaybetmesi geldi. Acaba tutunamayan bir kişi arkadaşlar. Çünkü normalde bir rutin hayatı yok. Rutin hayatı olmadığı için bu filmde rutin hayatı olmayanlara ya da tatilde olmak isteyenlere böyle bir Tiffany'nin birazcık da reklamı yapılmış. Reklamı yapılmış çünkü orada o sıkıntınızı, derdinizi atlatabilirsiniz tarzında bulunuyor. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaş, film bir reklam filmidir. Tiffany burada insanlar sıkıntılarını atlatır tarz yansıtıyor. İnsanların özgürlüğünü nasıl göstermesi açısından güzel, hoşuma gitti.
bu film. Şunu da söyleyelim. Bu filmde kapital sistemin eşik hayatta rutin olduğunu ve bu rutinde yaşantımızı sürdürdüğümüzü vurguladı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Yaşar Hocam. Tiffany'de kahvaltı da artık ona sorunlarına çözüm getirmiyor. Bunu da gördük yani. Hiçbir şey çözüm değil Evet, Tiffany. maalesef Evet, yani şunu maalesef söyleyeyim. öyle. Burada önemli olan hadisel hayattır, onu vurguluyor. Yani kişilerin özel problemi tarzında değil de sadece şeyler mücevher bir şeyler yemekle insanların rahat edebileceği tarzında bir geri bildirimde bulunuyor. Yani tam bir kapitalist sistemin reklamı. Evet, teşekkürler Yaşar Hocam. Başka kim konuşmak istiyor arkadaşlar? Konuşmak isteyen? Aa, Birkaç şey Tiffany? daha. Aa, kim konuşmak istiyor? Ben Canan Canan. buyur. Canan ben. Pardon, Giray bir şey mi söyleyecektim bu arada? Sen devam et Canan, sonra Giray senden sonra Özür söz dilerim ya, alacak. kimse konuşmuyor. Heh. Tamam. Evet, burada şey de karşılaştırmasını yapıyordu. Yani kim Brezilya Devlet Başkanı olmak ister ki diyordu. Yani Brezilya'nın ekonomik olarak düşük düzeyde olması vesaire. Artı çok küçük yaşta yapılan evlilik, 14 yaşında, 15, 14 yaşında iken bir yani evlilik yapmış olması, sosyal anlamda da bu bir şey, yani çocuk yaşta yapılan bir şey olduğu için o da onun o karşı çıkması biraz bana bu isyan toplumun dışına çıkıp karşı çıkma eğilimi belli bir yere kadar tabii çok sağlıklı. Çünkü yapılan hani evlendirilmiş olması, işte çocuklara bakacak olması, kendisini daha çocuk olarak. Diğer taraftan da şimdi tabii şöyle antisosyal kişilik bozukluğunda çok sık gördüğümüz işte evden kaçma, suça karışma, işte madde kullanımı, işte dürtüsellik, belli bir yere bağlanamama, hani bütün eşyaları şeyde hep böyle evin içinde nerede mutluysam orada yaşarım diyor. Dolayısıyla bizim buradaki şeyimiz de düşüncemiz de bir taraftan yani ben poli ile ilgili bir kafam gitti geldi. Hani dediğim gibi bunlardan dolayı bir şey var, bir duruş var ama diğer taraftan da zaten içinde bulunduğu koşullarda o kadar yokluk, işte istismar gibi şeylerden dolayı karşı çıkmasını da son derece haklı buluyorum. Bizi de galiba onun bu yaptıkları ne var diyor, işte hava raporu veriyorum. Evet. Yani bir taraftan kendisiyle ilgili bir yani yok, düşünce yok. Dolayısıyla bir tür hani suç işliyor ama suçlar aslında kendinin ürettiği işte hani sömürü bir başkasının sömürü şeklinde değil. Sanki burada biraz onun sergilediği görünürde evet suçlu ama içerikte ne kadar hani saf ve masum da olabildiğini de bize gösteriyor. Yalnız tabii şeyde Holly'nin çocuklukla ilgili pek fazla bir şey yoktu. Sizler duyabildiniz mi o bebek yani çocukluğuyla ilgili bir şey yok. Sadece en erken çocukluk 14 yaşında evlenmiş olması, onun dışında da bir ne olduğunu bilmiyoruz.
Dolayısıyla bu tabii ki görünür. Hani ekonominin aslında insanların bu işte refah arayışının bir taraftan da kişiler üzerinde nasıl bir etkileri yaratabileceğini de gösteren bir şey. Dolayısıyla yani bu açıdan çok arkadaşlar. Teşekkürler Canan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Deniz Ben de. buyur. Ha, kim konuşuyor? Mustafa Bey siz mi? Buyurun Hani Mustafa Bey. duyuyorsunuz değil mi? Duyuyoruz evet. Ben notları hani burada paylaşayım. Kitabı okuyarak özellikle sona doğru kitapların, romanların sonuna doğru bir işin şifresi çözülür gibi de. Burada da ben ona benzer bir durum olarak aradım. En son hatta sayfa bırakma, terk etme durumundaki an bana daha bir belirgin şey. Burada Holly'nin ne istiyor, nedir, kimdir noktadır. Back and forth hareketlerin sonuna doğru gelindiği gibi düşündüm. Orada bıraktıktan sonra tekrar taksiden inip hızla onu bulmaya çalışmasında ve bulamamasından sonrasında hani şu sözü önemli. Kaybettikten sonra benim olduğunu anlıyorum. Sevdiklerini kastediyor gibi bir şey. Bana bu bir yerden bir geldi. Bir de hep böyle mi olacak? Yani bunu ilk defa deneyimlemedi. Yani hayat olarak yaşadığı şekilde. Ben oradan şunu düşündüm. Bu özgürlük fikrini, kendi anlayışındaki özgürlük fikriyle sevmek gelmiş. Çünkü sevmekten korkar hale gelirken sahiplenmek olayı kendisi veya başkası için hep olmak korkutucu. O yüzden de özgürlüğü bu noktadan anladığı şey şekilde felsefi, yani özgürlükle ilgili bildiğimiz dolaysız günlük yaşamdaki reaksiyon olarak, yani kendi istediğine göre hareket etmek sınıfta bir sürü sorunların bulunduğu bir tarz. Yani benim gördüğüm bu noktada hep sahiplenmek olarak görmüş sevmeyi. Yani bağlı olmak. Oradaki korkutucu kısım olarak sevgiye bir nevi bir damga sürekli peşinden gitmiş gözüküyor. Benim Oli hakkında çözümlediğim yapısı bu oldu en belirgin. Söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Mustafa Bey. Deniz buyur. Ben de şey düşündüm. Hani sağlıklı ilişkilerde iki tarafın duyguları da önemlidir ya. Yani burada Holly hiç karşı tarafı düşünmüyor. Yani her yaptığı hareketi kendi gerçekliğiyle değerlendiriyor ve istediği her şeyi elde etmeye gidiyor. Yani orada mesela Sing Sing diye bir yapı sistem biliyor. Orada 100 dolar alıyorum diyor. Yani burada hani bunu değerlendiriyor. Bu ne kadar tehlikeli, bu ne kadar riskli. Yani para varsa ben her şeyi yapabilirim diyor. Ve hani o huzur bulduğu biricik mağazası Tiffany aslında onun için yani bir orada rahatlıyorum diyor ama o onun için onun bile hani gerçeğinin farkında değil hiçbir şekilde. Bir de yani kendini arıyor hep. Yani kendini bulamamış bir kişilik. Yani ne farkındalığı var? Aynı zamanda hayata da tutunamamış. Hani kediye bir isim koyup kediyle bir bağ oluşturamamış. Fred diye bir kardeşi o var. Onu Pol'e benzetiyor. Pol onun için aslında. Pol'e hani Pol çok seviyor ama diyor ki sen diyor Fred'e çok benziyorsun diyor. Hani onun için çok seviyorum. Ben öyle algıladım. Yani o kişiyle kuramadığı bağı ona benzetiyor. Pol'ü onunla kurmaya çalışıyor ama Paul de öyle. Hani filmde bir
kendi evini şey yapanla bir böyle sağlıksız bir ilişkisi var. İkisi de birbirlerine hani aşık oluyorlar, birbirlerini çok seviyorlar. Ama onlar da yani bir şey olmuyor. Yani birbirlerine bağlanamıyorlar. Çok güzel bir film. Çok yani Audrey Hepburn de çok güzel oynamış. Çok teşekkürler öneri için. İyi akşamlar. Teşekkürler Deniz. Giray buyur. Ya ben şundan da bir bahsetmek istedim. Bu 14 yaşında henüz bir çocukken evlendiği adam onu almak için geliyor malum. O sırada ona söylediği o zamana kadar hani niçin terk ettiğini ve aslında o adama tekrar dönmeyeceğini de anlatır gibi. Şey diyor adama, kalbini vahşi şeylere vermemelisin. Onları iyileştirirsin, sonra uçup giderler diyor. Bu hani Molly'nin o güne kadar yaptığını da biraz gösteriyor. Geri dönmeyeceğini de gösteriyor. Bu şeyden bahsetmiştim ilk konuşurken. Kitapla film arasında birkaç fark daha var diye. Özellikle bu demin Deniz'in bahsettiği karakter, bu Tue karakteri, Patricia Neal'ın canlandırdığı. Filmde bayağı bir sahnesi var. Paul yani para karşılığı bir ilişki iması da olan bir karakter. Bu kitapta bu karakter yok. Yani bayağı da yanda bir karakter. Kütüphanede bir sahne var Hepburn'un. Böyle yalnız başına kitap okuduğu. Bu bölüm filmde oraya Paul'ü de dahil etmişler. Bölüm işte kitapta bayağı bir küskün kaldıkları bir bölüm var. Bu yok. Yani aralarında tartışma var ama küstükleri bir dönem görmüyoruz. Bir de tabii en temel farkla şey arasında film arasında filmde mizahın kitaba göre biraz daha ön plana çıkması. Bu da benim tahminim. Hani yönetmenin Black Edwards olması biraz orada etkili olmuş. Biliyorsunuz hem Parti'nin yönetmeni hem Peter Sellers'ın işte bu Pembe Panter serisinin yönetmeni. Dolayısıyla eli mutlaka bir şekilde mizaha, komediye gidiyor. Bunlardan da bahsetmek isterim. Teşekkürler. Ben de ilave bir not hani Aha, söyleyeyim. buyurun. Hiç kitapta herhangi bir eskide ya da yenide bir hayatı olmadığını da anlıyorum, yanılmıyorsam. Yani bağlı olmamak noktasındaki her türlü refleksi buna da yansımış. Bakıyorum sürekli beni ilişkiliyor kitap. Ama yani herhangi bir yerde dolduran hiçbir işi yok gibi. Yani bu da gibi gözüküyor. Bu da önemli bence. Teşekkürler Mustafa Bey. Fikriye buyur. Var. Kitabı geçen hafta okudum. Kısa bir kitap. Filmi varmış ama ben filmini izleyemedim. Burada film izleyemiyorum ben. Ancak kitabı okuyabiliyorum. Bu Holly karakteri çok böyle naif, o deli elinin altında da aslında çok hassas bir ruhu da var onun. Yani böyle o kadar göründüğü kadar da böyle aslında bağlanamayan bir tip. Fazla insanlara bağlanamıyor. Bir kardeşiyle ilişkisi var, Fred'le ilişkisi. Onun dışında insanlara fazla bağlanamayan bir karakter. Amacı çok fakirlikten gelmiş. Zaten annesi babası onlar 5 yaşındayken veremden galiba ölmüşler. Sonra bunlar aile yanlarına verilmiş. Ailelerde pek iyi aileler değillermiş. İşte zaten o kocasıyla da oradan süt yumurta çalarken
yakalanıyorlar. O öyle evleniyor adam. Sonra bunu evine alıyor, kardeşiyle bunu. Aşık oluyor ve sonra evleniyorlar ve Holly orada bütün adamın, o veteriner adamın çocukları o hizmet ediyor hep. Yani orada da bir değer veriliyor, yani orada da bir değeri var. Herkes ona aşık aslında, bütün herkes aşık ama genelde kitapta okurken dikkatimi çeken böyle evli adamlarla, işte kurum bile fark etmiyordu onun için. Evliydi mesela, o Brezilyalı mıydı? Brezilyalı Jose evliydi ve zaten onu o uyuşturucu şeyinden yakalandıktan sonra terk etti. Sonra mektup yazdı kaçtığı yerden. Yazarımıza bir mektup yazdı. Orada da bir evli adamla birlikte olacağını, bir ev tutacağını ve sonra yerini bildireceğini falan yazdı ama yapamadı. Yani orada Yaşar Hoca'nın söylediği gibi bir hem tutunamayan hem bağlanamayan bir tarafı var. Bir de aslında öyle de söylerken bir neydi o kafe işleten, bar işleten Jose karakteri. Jose karakteri aslında yardım eder Holly'ye aşıktır. Yaşı ileri olmasına rağmen hatta bizim yazara Fred'i çağırıp onunla konuşurken Fred onun konuşmalarından yoksa sen de mi ona aşıktın deyince Jose der ki Jaws'tu galiba. Jaws galiba. Ya ben de ona yani aşıktım fakat bir insan der karşısındakini bir yabancı olarak, yabancı gibi durarak da onu sevebilir. Yani bir arkadaşını yabancı, yani onun psikolojik yapısını biliyordu Holly'nin psikolojik yapısını biliyordu, bağlanamayacağını biliyordu. Onu uzaktan bir yabancı gibi sevdi. Bar işleten, kafe işleten o arkadaşları. Ve de bunun farkında. Holly de ona der ki, benim kocam veteriner de der. İşte getirirdi eve. Bir gün kanadı yaralanan kartal, bir gün bir yaralı bir şey getirirdi, hayvan getirirdi, yabani hayvan getirirdi der. Kendisinin de yabani olduğunu aslında orada ifade etmek istiyor. Yabani bir hayvan getirirdi. Kocası zaten veterinerdir Holly'nin. O onu besler, büyütür, güçlenir. Güçlendikçe, kuvvetlendikçe daha çok onu beslemeye çalışır, besler ve o yabani hayvan terk eder ve baka kalırsınız der o bar işleten arkadaşına ve der sen olma, yabani kimseye aşık olma, sonra baka kalırsın der. Yani burada hem de onun Jose'nin duygularını ona bir uyarıda bulunuyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler Fikri. Yaşar Hocam buyurun. Değerli arkadaşlarım, bu konuşmak istiyorum. Bunu aklımızda tutarsak iyi olur. Söylememiz gereken çocuk evliliğiyle ilgili çocukların ruhsal durumu sosyal iletişime uygun değildir. O yüzden çocuk evliliğine karşıyız. Yani bu yabani olarak hissedip normal bir çocukluk ya da ergenlik diyelim. Ergenlik önemli. O yüzden de sorun yaşanıyor.
İkincisi, tabii ki çocuklar bir başkasına bağlanamaz. Çünkü annen bir başka sosyal varlık bağlılığını bekleyemeyiz. Çünkü daha olgunlaşmamış, doygunluğa ulaşamamıştır. Onu söyleyelim. Mesela ise bunlar oyun çocuğu. Oyun çocuğu olduğu için Tiffany'de yemek yiyerek, eşyalara bakarak, oyun oynayarak, yani bu kavrama göre insanın yaşantısında olumsuz her fırsatta söylersek sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Yaşar Hocam. Kitapla ilgili başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Sanırım yok. Çok güzel bir söyleşi yaptık. Deniz el mi kaldırdı? Ha, ben bir tekrar ilavede bulunmak Fikriye buyur. istiyorum. Ya kitabın bir ahlak karakteri vardı, apartmanda yaşayan eski soprano, yaşlı soprano. Yani böyle bu Holly'nin yaptığı her şeye karşı çıkıyordu. Partilere erkek getirmesine, erkekleri eve almasına çok karşı çıkıp hatta polise şikayette bulunan bir tip. İşte Holly oradan taşındıktan sonra oraya bir genç bir çocuk gelir ve oraya yerleşir. Sonra o da böyle şeyler, partiler düzenler, aynı Holly gibi partiler düzenler. Sonra bu kadın ona aşık olur ve onun bu yaptığı partilere filan hiç sesini çıkarmaz. Demek ki insanlar yani burada da bir psikolojik yorumlama. Psikanalitik daha doğrusu bir yorumlama açığa çıkıyor. İnsanlar yapamadıkları şeyi başkalarında gördükleri zaman, başkalarının yaptığını gördükleri zaman bir karşı çıkış, bir savunma mekanizması diyelim. O da vardı. Teşekkür ederim. Teşekkürler Fikri. Şimdi kitabımızın sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çok